Valla bu sabah e, TÜİK saat 10'da bu verileri açıkladığı zaman gelir yaşam koşulları araştırma sonuçları e, şok geçirdik. Yani bir iktisatçı olarak benim özel araştırma alanımda e, yoksulluk ve gelir dağılımı e, konuları o yüzden e, birazcık daha hassas olduğum konulardan e, bir tanesiydi. Ee, rakamlar dehşet verici. Hı hı. 2023 e, başlıkta 2023 e, Gelir Yaşam Koşulları Anketi diye geçiyor ama e, bu e, araştırmanın yapıldığı e, yılı kastediyor. E, ama araştırmaya konu olan gelirler 2022 yılının hı hı. E, gelirleri. Dolayısıyla burada e, ortaya çıkan e, öykü gelir dağılımı meselesi 2022'ye e, ait ve yani iki, aslında nispeten daha iyi günlere ait e, diyebilirsiniz e, kesinlikle kesinlikle onun için zaten bunu söyleme ihtiyacı duydum 2023'te e, yani o geçen sene daha da, daha da arttı, arttı e, ve yansıyacak. seçimin etkisiyle Hı -hı. yani e, ekonomi büyümüş olabilir ama kimin cebinin cebindeki Hı -hı. geliri büyütüyor. Ee, bu önemli. Biz şimdi iktisatçılar gini katsayısı denilen e, basit bir katsayı e, vardır. Onunla ölçeriz gelir dağılımını. Bu sıfırla bir arasındaki bir rakamdır. E, bir'e yaklaştıkça e, işte gelir dağılımı kötüleşiyor mesajı verir. Sıfıra yaklaştıkça da iyileşiyor e, mesajı verir. Türkiye aslında çok uzun yıllardır OECD içerisinde en kötü gelir dağılımına sahip bir ülkedir. Siz bakmayın hani siyasetçiler çıkar biraz önce ilk kısımda söylediğim gibi ey diye başlar o kıskanıyor bu kıskanıyor derler. Ama ben bildim bilesi Türkiye OECD içerisinde en kötü gelir dağılımına sahip bir ülkedir. Bu Gini katsayısı denilen şey işte bugün açıklanan 0.43 çıktı. Geçen seneden işte 1.8 puanlık bir artış gösterdi. Hani bu artışlar belki rakam olarak size az görülebilir ama 0.43 çok önemli bir rakam. Neredeyse muhtemelen 2023'te bu çok daha yukarılarda olacak. Bu aslında 2002 yılında. AK Parti iktidara geldiği zamanki kadar kötü bir gelir dağılımına işaret ediyor aslında. Dolayısıyla biz 20 yıllık süreyi... Başa mı döndük yani? Başa döndük. Yani birçok parametrede olduğu Hı -hı. gibi, iktisadi parametrede olduğu gibi başa döndük. Ama çok daha çarpıcı başka özellikleri var bu rakamların. Sosyal transfer dediğimiz... hani. Ee, Ak Parti'nin ilk yıllarında muhalefet çok e, konuşurdu ya. işte makarna ile kömürle seçim kazandığı şu bu falan diye sosyal transferlerde e, ciddi bir azalma var. E, sosyal transfer ne demek? Yani e, bu bunun içerisinde emekli, dul, yetimlere verilen e, paralar şehit ailelerine, gazilere verilen paralar bunun yanında da işte belediyelerden veya merkezi hükümetten ailelere ödenen şeyler, işsizlik sigortaları bunları kastediyorum. Bunlar dahil edilmeden önceki gelir şey gelir katsayısı ise 052 yani 0 gerçekte politika uygulamalarının AKP politikalarının uygulamaların neticesi gelir dağılımı açısından çok daha dramatik. Allah'tan bu sosyal transferler devreye girmiş. Yani bu emeklilik paraları falan <laughs> ee, onlar işte e, kötülüğün iyisini dengelemiş. Ama <laughs> daha çarpıcı bir şey var. Geçen haftaki konularla ilgili emekli maaşlarını <gülüyor> <gülüyor> e, konuştuk ya. Sosyal transferlerden emekli maaşlarının da e, gelir dağılımını ciddi oranda düzelttiğinin sonuçları da var burada Çünkü bunları da dahil etmeden 48'ler civarında 0 48 civarında artıyor Bunu dahil ettiğiniz zaman sadece emekli ödemelerini emekli maalarını verdiğiniz zaman gelir dağılımını bir ölçüde iyileştirebiliyorsunuz. Bu TÜİK'in açıklamış olduğu Hı -hı. rakamlar. Emekliye bir zam daha gelebileceği yönünde bazı iddialar paylaşılıyor. Seçime e, son e, virajı. O anketlere bağlı. Misiniz? Anketlerin sonuçlarına bağlı. E, çünkü bu emekli e, ve bu tip sosyal transferler büyük şehirlerde etkili mekanizmalar. Bunu büyükşehir belediyesi de yapabilir, yapıyor da herhalde. Merkezi hükümet de elindeki bu avantajları bir şekilde kullanabilir. Onu ben şu anda bilemiyorum. Yani AK Parti'nin de bildiğini düşünüyorum düşünmüyorum. Durup dururken niye versin? Zaten bütçe almış başını gitmiş. Yani seçimden sonrayı düşünmemiz lazım. Yani seçim yani biz iktisatçılar en azından seçim sonrasını düşünüyoruz. Yani seçim gitti artık ekonomik olarak. E, onu bir kayıp olarak e, görüyoruz. Sonrası nasıl düzelir e, onu da Mehmet Bey'in işte demeçlerine bakacağız ilerleyen günlerde. E, bir başka enteresan bir şey var. E, bunlar çok teknik konular da o yüzden hani evet, sizi sıkmak istemiyorum. Hı -hı. E, ortalama hane geliri, eşler hane geliri dediğimiz e, bir şey var. Enteresandır 2021 ve 22 yıllarında reel olarak hiç değişmemiş aynı seviyede kalmış. Yani refah açısından herhangi bir gelişme olmamış o dönemde. Ama en çarpıcı sonuç ne biliyor musunuz? Yine reel olarak 2017 referandumundan sonra hani Türkiye uçacaktı ya öyle o istenmedi mi uçacaktı gelir dağılımı o seçimden sonra çok gözle görülür bir şekilde kötüleşmeye başlıyor. Hı hı. Yani başkanlık sistemi zaten benim inancım da odur. İktisadi olarak bizim gibi kaynak fakir ülkelerde tek adam rejimleri maliyetli rejimlerdir. Hı hı. Yani siyasi rejim olarak siyasi rejim e, finansmana ihtiyaç duyar. Ve bu rejimler de bizim gibi ülkelerde çok büyük finansmana ihtiyaç duyar. Bu finansmanı bir yerden almanız lazım. Bu rakamlar gösteriyor ki, bu rejimin finansmanını düşük gelir grubuyla orta gelirler e, sağlamış ve e, bu rejimin e, payandası olan kesimlere onların üzerinden kaynak aktarılmış. Çok Benim önemli. gördüğüm okuman e, bu. Bu sosyolojik bir bunu. okuma aynı zamanda. Uğur Bey ne dersiniz bu söyle?